Sisler Vurularından iyilikler, esenlikler diliyoruz. Geçen haftamız hakikaten yoğundu. Özellikle amirallerin gözaltına alınmaları, günlerce süren sorgular, daha doğrusu emniyette tutulmaları, bunlar ülkemizde düşünce özgürlüğüyle ilgili konunun bir yerde tartışılmasına da önemli bir neden oldu. Ve Türkiye'de de tabii ki bu konular sıkça tartışılmaya devam ediyor. Yine aynı sürede bakıyorsunuz, işte 128 milyon dolar nerede sorusu yönetilirken, bununla ilgili savcılıkların verdiği kararlar, gözaltılar, bunlarla ilgili açılan soruşturmalar, bunlar da tabii ki ilgimizi çekiyor. Ülkemizde son dönemlerde yargı reformu, hukuk reformu sözleri hiç eksik olmuyor. Tabii bunlar da önemli. Neden? İnsanların yargıya olan güveninin azaldığı veya bunun yetkililer tarafından söylendiği bir dönemde, o zaman bunun üzerinde de önemli durulması gerekiyor. Bunları konuşacağımız kişilerin başında da ve belki ilk sıralarında yer alan isimlerden birisi eski Yargıtay Başkanı Sami Selçuk Bey. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Efendim, böyle derken hakikaten yargının içerisinde bulunduğu durum derken, ister istemez geçen hafta gündeme gelen amirallerin bir bildiri, daha doğrusu bir konuda açıklama yapması. Açıklama yaptığı konu da nedir diye baktığımız zaman, Montrö'nün önemine vurgu yapılıyor. 1936'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk döneminde imzalanan anlaşmanın, aman bu konuya çok karışmayın, çok bu konunun üzerinde durmayın, Türkiye'nin çıkarlarına olan bir konuyu başka ülkelerin akıllarına getirmeye gerek yok şeklindeki bir yorumda. Böyle bir açıklamanın amiraller tarafından yapılması, siz sonuçta içeriğini de biliyorsunuz. Nasıl, evet, bir şey efendim? Bu nedir yani? Şimdi, bu gözaltına alınması için gerekçe midir? Tabii ben bunu başka ülkeler duyacak vesaire de bir kaygıdan haberim yok. Böyle bir kaygı varsa zaten başka ülkeler bu işleri derinliğine incelemeden el atmaz. Çoğu zaman gidersiniz, sizden daha iyi bildiklerini de görürsünüz. Ben bunun sık sık tanığı olmuyorum. Evet. Onu baştan belirteyim. Yani öyle bir yaklaşım varsa bir kere çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü bizde, bakın bir örnek vereyim size. Bizde büyük olasılıkla Fransa'yı taklit etmek suretiyle, bildiğiniz gibi, bakanlar uzun süredir danışmanlar almaya başladılar. Bu Fransa'da da var. Bildiğim kadarıyla oradan esinlenmek suretiyle bu. Ama böyle bir kuruma yer verildi. Bizim danışmanların çoğu, ama ben de, daha bakın, çok siyasi efendim şeyler. Hayır, siyasi mi? İşte ona getireceğim sözü, bakın. Şimdi 1975 yılında Fransa'dayken ben Türkiye'den bir yargıçlar kurulu diyelim geldi. Bir yüksek savcılar kurulu üyesi ve bu arada bir müsteşar, İstanbul ve Ankara savcıları da geldi. Şimdi konu şuydu. O sırada Anayasa Mahkemesi Devlet Güvenlik Mahkemeleri iptal etmişti. Yasasını iptal edince bunlar koşa koşa geldiler. Önce İsviçre'ye uğramışlar. Sonra Fransa'ya geldiler. Çünkü Devlet Güvenlik Mahkemeleri Türkiye Fransa'dan almıştı. Fransa'da da vardı bir dönemde. Şimdi orada çevirmenliği ben yapıyorum. İşte şeye girdik, Adalet Bakanlığı'na girdik. 3 tane uzman geldi karşımıza. Bu uzmanlardan bir tanesi Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin tarihçesini anlattı. Evet. İkinci uzman Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin baktığı davaları anlattı. Üçüncü uzman yargılamayı anlattı. Bakın, ben daha sonra sordum. Dedim ki siz nasıl bir görev yapıyorsunuz ve bu, yani bu kadar sınırlı bir bilgiyle mi sürekli? Hayır dediler. Her yıl bir kere değişiriz. Her yıl bir başka konu önümüze gelir. Ona el atarız. Dediler. Arkasından şunu eklediler. Bakan herhangi bir önüne yasa veya tüzük geldiği zaman bizlere sorar, verir, inceletir. Biz bunları inceledikten sonra bakana görüşlerimizi sunarız dediler. Peki bizde nasıl biliyor musunuz? Evet. Bakın, çarpıcı bir örnekle size vereyim. Şimdi bizde de bu başladı. Ben bir yazı yazmıştım. İstinaf mahkemeleriyle ilgili bir yazıyı bakanlıktan bir
Genel müdür yardımcısı arkadaş istemişti, bu konuyu bir incele de bizim dergide yayınlayalım dediler. Adalet dergisinde bu çıkacak. Çıkmadan önce bir gün telefon geldi bana. Telefon geldi, bir uğrar mısınız dediler. Gittim, baktım, yazıyı önüme bıraktı arkadaşımız. Yazıyı önüme bıraktı. Ne var bunda dedim. Altını oku dedi bana. Altını okudum, orada bir şey var. Şu 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 kelimeleri değiştirmek kaydıyla yayımlanabilir diyor. Bakın. Kelimeleri de ha. Evet. Kelimeleri, ben Eski Türk Dil Kurumu'nun bir üyesiyim. Ve Öztürkçe kullanmaya da çok özen gösteririm. Bundan hiç vazgeçmemişimdir. Şimdi ve bu konuda da bir yayınım var ya, bir kitapçığım da var. Şimdi ben dedim ki arkadaşlar, bu dedim herhalde dedim eski yargıçlardan birisi dedim. Hayır dedi, marangoz dedi. Nasıl ya? Evet. Korkunç. Bir marangoz bir yargıcın veya savcının hukukla ilgili nesini yazdığı bir yazıyı değerlendiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Hayırdır efendim, marangoz ne yapıyormuş orada? Adalet, evet, bir marangoz, evet. Sitelerden getirmişler, o partinin mensubu olan bir marangoz. Bakın, her şeyi yozlaştırıyoruz. Bu çarpıcı bir örnektir ve utanılası bir örnektir. Başta onu söyleyeyim. Ne yaptınız? Ben marangozu küçümsemiyorum. Yok, mesleğine zaten, saygı gösteriyorum. Mesleğine saygımız var. Ama senin işin değil. Evet. Ve ben de tabii ilgili iki genel müdür zaten önceden yazmışlar. Hemen yayınlansın demiş bir tanesi. Onun yanına gittim, bir şey söyleyemem dedi. Öbürüne gittim, bir şey yapamam dedi. Daha sonra o yazı Yargıtay dergisinde yayınlandı. Geriye aldık. Onun hikayesi uzun. Aynen. Herkesi meşgul etmek istemiyorum. Bakın. Türkiye dışarıdan yasa alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor ve yozlaştırıyor. Yozlaştırdıktan sonra nerede yanlış yaptım diyor. Yasada değişiklikler yapıyor, daha da yozlaştırıyor. Türkiye'nin değişmez yaklaşımı ve huyu budur. Bunu ben bütün yaşamım boyunca yaşamışım. Şimdi efendim yaşamışım. Şöyle, yani yurt dışından tabii ki yasalar bir alınabilir. Bir örnek vereyim bakalım. Değil mi? Özel şey, madem ki Türkçeden de açtık. Türkiye'yi düşünün. Anayasa sözlüğünü biz tabii Türk Dil Kurumu ortaya koydu. Bizim rahmetli bir genel sekreter yazmanımızın diyelim buluşuydu. Güzel bir yazman. Ömer Asım Aksoy rahmetli. Tabii, sözcük, rahmet, evet. Bulduğu bir sözcüktü. Hemen herkes benimsedi, kabul etti, devam ediyor. Ama bu yabancı ülkelerde konstitüsyondur. Yani kuruluş, kurucu iktidarın yapmış olduğu bir senettir adeta. Böyle bir şey bizde yok. Şimdi bir ülke düşünün. Bütün anayasaların uyması gerektiği metnin adına anayasa diyor ama bütün yasaların adı hala kanundur. Bu çarpıcı bir çelişki mi? Evet. Bu kadar basit. Evet. Efendim şeyde amirallerin konusuna ifade, evet, şimdi etmiştik. Oraya gelir. Yani böyle bir şimdi görüş olan açıklamaları falan, bunda sizce suç var mı efendim? Ben o açıklamayı okudum. Evet. Yani iki konuya değiniyor. Şimdi Türkiye çok ilginç bir ülke. Niye diyeceksiniz? Bir kural vardır hukukta. Hukukta bir kural vardır. Dış dünyaya yansıyan davranış neyse onu incelersiniz. Bu davranışın arkasındaki düşünceler üzerinde duramazsınız. Evet. Çünkü 2000 yıldan beri, eski Roma hukukçusu Ulpianus'tan beri İnsanların iç dünyasına hukuk giremez. Nokta. Şimdi biz ne yapıyoruz? İç dünyasına giriyoruz. Bunların amacı nedir? Hedefi nedir? Niyeti nedir? Onlarla hukuk uğraşmaz. Buraya önemli bir nokta olarak bunu belirtmek isterim. Bir, bakın iç dünyasına giriyor. Ya bunu ne demek istedi? Amacı nedir? Adını da koymuşuz. İma. İma diye bir kanıt hukuk sisteminde yoktur. Olamaz da. İma dediniz mi, o kişinin iç dünyasına girmiş olursunuz. Bu bir kez dünyada yaşanmıştır. O da Führer Devleti'nde. Tamam mı? Evet. Özellikle bunu bakın. Führer Devleti'nde
yargıçlar Führer'in yeri benim yerimde olsaydı nasıl karar verirdi diye düşünmek zorundaydılar. Bu yeryüzünde bir kere yaşanmıştır. Tabii son derece gülünç bir olaydır. Ama tabii böyle bir anlayışı da savunan insanları Führer bulmuştur. O ayrı bir konu. Dünyanın her tarafında buna benzer insanlar bulabilirsiniz. Evet. Şimdi böyle bir düşünceyle olaya yaklaşamazsınız. Benim bir metnim var. Alırsınız metni. Burada ne demişim? Birine sövmüş müyüm? Birilerini kışkırtmış mıyım? Suça kışkırtmış mıyım? Bakarsınız, incelersiniz, yoksa bırakırsınız. O nedenle ben bu amirallerin bildirisini okuduğum zaman niçin bu olaya yargı el attı? Önce onu şaşkınlıkla karşıladım, onu belirtmek isterim. Çünkü Cumhuriyet Savcısının görevi kişilerin iç dünyasına girerek inceleme yapmak, bununla acaba şunu mu kastetti, şuna mı varmak istedi, şöyle mi yapmak istiyor diye bir yorumdan özenle kaçınmaktır. Savcıların işi de budur, yargıçların işi de budur. O dünyaya siz giremezsiniz. Benim iç dünyam bana aittir. Bakın bu konuda dış dünyaya davranış üzerinde sadece durur insanlar. Bu hukukun çekirdek kavramıdır. Davranış çekirdek kavramıdır. Sözle olur, jestle olur ve başka şekillerde olur vesaire vesaire. Şunu demek istiyorum burada, şuna gelmek istiyorum. İş dünyasıyla uğraşmayı bir kere bırakalım. Kim uğraşırsa uğraşsın, hukukçu onunla uğraşamaz. Onunla uğraşan hukukçu artık daha işin başında hukuku bir yana itmiş demektir. Özellikle bunun üzerinde duruyorum ve söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ben öğrencilerime sürekli bunu söylemişimdir. Bunları anlattıktan sonra demişimdir ki davranış terimini ve kavramını en iyi anlatan André Malraux'dur. Ne der biliyor musunuz? İnsan yaptığıdır. Ben ne yapmışım? Bir bildiri yayınlamışım. Okursunuz o bildiriyi. Ne demiş? İşte Montreux'un tartışılması yanlıştır. Çünkü şöyle şöyle sakıncaları olabilir. Şöyle sonuçlar doğabilir. Türkiye için tehlikelidir. Bunlara işaret ediyor. Arkasından da ikinci bir noktaya temas ediyor. Diyor ki işte Türk orgusunda şu davranış yanlış bir davranıştır diyor. Zaten o davranışın yanlışını da iktidar çevirilerinin kabul ettiğini gördük. Şimdi bunun arkasında şu varmış, bu varmış, şunları yapacaklarmış diye soruşturmayı uzatmanın gereği yok. Ben Cumhuriyet Savcısı olsam açıkça söylüyorum, böyle bir dava ki siyasetçilerin telkiniyle savcı el atabilir, ben görmemiş olabilirim dersiniz, alırsınız, incelersiniz. Ama o telkinin bir emir olarak düşünemezsiniz. Onu bir tarafa bırakırsınız, incelersiniz, gereğini yaparsınız. Onun gereği nedir biliyor musunuz? Evet. Soruşturmayı uzatmak demeyiz. Soruşturmanın yürütülmesinin gereği olmadığına dair kararı verirsiniz, işi bitirirsiniz. Takipsizlik kararı. Olay bundan ibarettir. Evet. Bakın, kovuşturmasızlık kararı demiyorum. Yeni gelen bir kavramla soruşturmanın sürdürülmesine yer olmadığına dair kararı verirsiniz ve bitirirsiniz. Türkiye'de rahat eder. Çünkü siz yargıçsınız, savcısınız ve siz bağımsızsınız. Sadece bakın, hukuk hükümleri bağlar, hukuk kuralları bağlar. Ceza hukukunun temel ilkeleri bağlar. Şimdi o ilkelerin içerisinde kalırsınız, kararını verirsiniz. Çünkü hukukun normları, düzgüleri, Türkçesiyle düzgüleri her kapıyı açan bir maymuncuk değildir. Kimse maymuncukla oynamaya kalkışmasın. Evet. Şimdi efendim orada tabii şu var. Cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor. MHP Genel Başkanımızın açıklamaları var. Danıştay'ın açıklaması var, Yargıtay'ın açıklaması var, Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklaması var, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklaması var da var. Ve çok sayıda bildiğiniz gibi benzer kuruluşların da bildirileri, açıklamaları yapıldı. Artı talimat verildi, işte falanca siyasi partinin mensupları işte bütün illerde ve ilçelerde gidip suç duyurusunda bulunsunlar. Şimdi böyle bir durumlarda savcı ne yapabilir efendim? Yani savcının durumunda
Biraz onu nasıl düşünürsünüz, nasıl yorumlarsınız? Türkiye'de gerçekten yargı bağımsız mı? Yani savcı şimdi, kendiliğinden böyle bir karar verirse ya benim başıma bu gelebilir, düşünebilir mi, düşünmez mi? Öyle bir kaygıyı yaratmışsanız hukuk bitmiş demek. Kaygı, öyle bir kaygı var mı yok mu peki? Var olduğunu herkes söylüyor. Siz hayır, bana sorarsanız benim dönemimde ben öyle bir kaygıyı yaşamadım. Anladım. Sürekli olarak bakın bir örnek veriyorum. Ben küçük bir ilçede görevimi yaparken Adalet Partisi'nin ilçe başkanını iki kardeş dövdü. Tabii suçüstü yapıldı. Sövme de var, dövme de var. İki kardeş dövmüş, suçüstü yapıldı. İçeride o zaman sulh ceza mahkemeleri vardı. Yargıç arkadaşımız duruşmada. O sırada PTT'den bir memur geldi. Posta zaten bize yakın bir yerde. Geldi, eli ayağı titriyor adamın. Hayrola dedim. Başbakan telefonda dedi. Rahmetli Demirel telefonda. 60'lı yılların sonları. Evet dedim. Şeyle konuşmak istiyor. İlçe başkanıyla dedi. Şikayetçiyle konuşmak istiyor. Dedim ki içeriye gir. Hakim Bey'e söyle. Eğer izin verirse buradan benim telefondan görüştürelim dedim. Siz savcı mısınız o arada? Evet, ben savcılık görevini yapıyorum. Biraz sonra geldi, daha perişan. Ne oldu dedim. Hakim Bey demiş ki duruşma yapıyorum. Duruşmayı kesemem. Başbakan beklesin demiş. İşte bu kadar. Biz ya. Böyle yaptık görevi. Evet. Ve bunu söylüyorum ki Türkiye'yi yönetenler bazı dersler alsınlar. Savcıların, yargıçlara üzerine fazla gidilmesin. Onlara talimat biçiminde sözler söylemesin. Ama savcılara ve yargıçlara da şunu söylüyorum. Ne kadar talimat verirlerse verilsin, dinlemeyin. Deyin ki beni bağlayan hukuk normlarıdır. Hukuk düzgüleridir, hukuk kurallarıdır. İşte önümde yasa şöyle diyor, yargılama yasası böyle diyor. Ben onunla bağlıyım, kararım budur dersiniz, geçer gidersiniz. Şimdi siz, yine demek zorundadırlar. Sizin sözünü ettiğiniz dönemde, işte savcı olduğunuz dönemde mahkeme hakimin böyle bir hayır beklesin ben şu anda duruşmadayım demiş olması. Hiçbir şey yapılmadı, hayır. Yapılmadı. Hayır, hayır. Ne güzel. Hayır. Peki bugün için böyle bugün aynı durum olabilir bugün mi? Bugün ben yargıç olmadım ama belki de yapılıyor. Ne olur yani şu anda? Hayır, bendeki izlenim yapılıyor gibi bir izlenim var. Ben onu da itiraf etmek zorundayım. Çünkü yargıç arkadaşlarımdan ve savcılardan çok şikayetler aldım. Onu söyleyeyim. Çok şikayetler aldım ve üzülüyorum, onu da söyleyeyim. Sürekli olarak yargı bağımsızlığından söz ediliyor. Hayır efendim, yargı şu anda Türkiye'de bağımsız değil. Kendi kendimizi aldatmayalım. Yargının bağımsız olup olmadığı bir ülkede tartışılıyorsa demek ki bir sorun var. Önce onun üzerine eğilelim. Bakın 2000 yılıydı sanıyorum. Chirac önemli bir konuşmayla yeni yılı açacaktı ve önce bir duyuru yapıldı, televizyona çıktı, iki şey üzerinde durdu. Bir, yargı bağımsızlığı. Çünkü o dönemde yargıçların ve savcıların atanma işinde son sözü söyleyen yarı başkanlık sisteminin gereği olarak cumhurbaşkanını kabul etmişlerdi. Cumhurbaşkanı çıktı televizyona. Böyle bir düzenleme dedi, beni çok rahatsız ediyor dedi. Bir ülkede yargı eğer bağımsızsa bir siyasetçi olan cumhurbaşkanına karşı da bağımsız olmak zorundadır dedi. Evet. Ama bunu kendi döneminde gerçekleştiremedi. 2008 yılında Sarkozy gerçekleştirdi. Şu eskiden cumhurbaşkanı hakimler ve savcılar kurulunun gösterdiği adaylar arasında 3 katı aday gösterilirdi. Birini seçerdi. Yargıtay üyesi olarak seçerdi. Ama şöyle bir gelenek oturmuştu. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu oturuyordu. Diyordu ki Yargıtay'da bir tane açık var. Bir Yargıtay üyesi seçeceğiz. Sadece bir Yargıtay üyesini seçiyordu. Ve Cumhurbaşkanı'nın önüne onu gönderiyordu. Hiçbir cumhurbaşkanı, her defasında böyle yaptı. Hiçbir cumhurbaşkanı yasaya göre 3 aday istiyorum demedi. Dememiştir, sadece imza atmıştır. Çünkü onlarda yargı bağımsızlığı bilinci
hem toplumda var hem de yönetenlerde var. Ona son derece saygılar ve bağımlılar. Bakın, bunun çarpıcı iki örneğini vereyim. Eskiden de verdim ama sizin televizyonda da belki vermişimdir. Birincisi De Gasperi döneminde İtalya'da yaşanan bir olaydır. De Gasperi döneminde başbakan bir gün çıktı, dedi eski Mussolini döneminde kabul edilmiş bir yasa var. Bu yasaya göre güneyden kuzeye göçü önlemek için, çünkü kuzey zengin biliyorsunuz İtalya'da, güney çok fakir. Oraya gidenler gidiyorlardı. Çoğu zaman mal varlığına karşı suçlar işleniyordu. Bunlarla başa çıkmak zorlaşmıştı. Bunun üzerine Mussolini döneminde bir yasa çıkarıldı. Dediler ki valilere yetki verelim, kendi illerinin sınırının dışına çıkartsın, göç olaylarını böyle önleyelim. Şey dönemine geçildi, demokratik döneme geçilince Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal etti. De Gasperi, ki döneminde çok sevilen bir başbakandı, işte Avrupa Birliği'nin temelini atanlardan birisi, çıktı televizyona, dedi ki biz, dedi, bu yasayı yeniden getireceğiz çünkü mecburuz. Kuzeyde çok suç işleniyor, bunu önlemenin yolu bu, dediler. Dedi ve gerçekten yasayı şeye, meclisin önüne getirdiği gün Anayasa Mahkemesi Başkanı, ki geçmişte 3 aylık bir cumhurbaşkanlığı da yapmış olan Profesör Nikola De Nicola, ben, dedi, Anayasa Mahkemesi'nin lüzumsuz olduğunu öğrendim, dedi, kapatıyorum, dedi. Hı hı. Bütün üyeler çekti gitti, memleketine o da gitti. Ne oldu biliyor musunuz? Halk yargı bağımsızlığına sahip çıktı, yürüyüşler başladı, genel grev ilan edilince baktı ki iktisadi durum son derece kötü gidiyor, De Gasperi çıktı, yasayı geri alıyorum, dedi ve sorun bitti. Biz de halkımız peki yargıya sahip çıkmıyor mu efendim? Kuruluşlar. Ben böyle bir olayı görmedim, yaşamadım hiçbir dönemde. Yani hem şikayetçiyiz, hayır, yargı bağımsız değil falan değil, böyle önce şikayetler var. Önce yönetenlerde bu bağımsızlık bilincini yaratmamız gerçekten de iştenlikle benimsemeleri gerekir. Bu bilinç benim gördüğüm kadarıyla Demirel, rahmetli Demirel ve Ecevit döneminde vardı. Biz bunu yaşadık. Biraz önceki örnek olarak, evet, onu, evet, gösteriyor. Çarpıcı bir örnek, doğru. Ve Yargıtay Başkanı seçildiğim zaman Ecevit'te de aynı bilinci gördüm. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu türban kararı hem rahmetli Ecevit'i hem de Mesut Bey'i çok rahatsız etmişti. İkisi de rahmetli oldu biliyorsunuz. Her ikisi de bana sordular, bunu nasıl aşabiliriz? Ben, aşamazsınız, dedim. Anayasa Mahkemesi tekrar bir karar verecek. Ne zaman verir onu da bilemeyiz. Aşamazsınız, dedim. Bundan çok rahatsız olmuşlardı. Yani bu çarpıcı bir örnektir, evet, dikkat edin. Onlar hep yargıya saygılı oldular. Zaman zaman da telefonlarla görüş sordular. Özellikle rahmetli Ecevit. Evet. Efendim, az önce şey, amirallerin açıklamalarından ya da diğer adıyla bildirilerinden söz ederken, ha, evet, iki konuya dediniz, haklı, doğru, iki konu. Biri Montreux, diğeri de işte cübbeli sarıklı, evet, olarak işte bir amiralin tekkeye, üstelik de devlete ait resmi arabasıyla, otomobiliyle gitmesi ve oradaki görüntüleri ile ilgili kaygılarını dile getirmişlerdi. Şimdi ülkemizde hani diyoruz, bir taraftan tarikatlar yasak, tekkeler yasak falan diyoruz ama böyle bir görüntünün bir komutanda bulunması, buna ne demeli efendim? Bu konuda ilgili buna askerlerin böyle bir açıklama yapmasında buna nedir ya, suç var mı efendim? Ben hiçbir beis görmüyorum. Zaten iktidar da o olayı kabul etmedi yani. Kabul etmiyor ama soruşturma açıldı diyor. Bir aydır hiçbir şey yok, bilmiyorum, efendim. Bilmiyorum soruşturma açıp açmadığını. Yalnız şunu söylemek isterim. Şimdi bu bildiriyi okuduğunuz zaman onun işte biraz önce söylediğim gibi arka fikrinde ne var, şu mu var, bu mu var, oralara gidemez. Yargının işi değil o. Siyasetçi konuşabilir, niyetleri bunların şudur, onlar siyasi alanda, onlar beni ilgilendirmez. Yargının işi, demin de dediğim gibi, dış dünyaya görülebilir, hissedilebilir olaylarla, yansıyan hissedilebilir olaylarla ilgilidir. O kadar. Yargı onun ötesine geçemez. Dış dünyayla alakası. Tabii iç dünya ile yargı uğraşmaz.
Bakın bizim eski yasamız Türk Ceza Yasası'nın 1889 tarihli İtalyan Ceza Yasası'nın 1887 tarihli bir şeysi var, gerekçesi var. 14. paragrafta ne der biliyor musunuz? Ceza hukuku insanların iş dünyasıyla uğraşmaz. Nokta. Evet. Ben daha ne diyeyim? Bizde niye uğraşılıyor lan? Niye olacak? Efendim, uğraştırmaz lan. Benim gördüğüm efendim kadarıyla bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bakın söz sözü açtı. Türkiye hukuk reformu yapmadı. Kimse kendi kendini aldatmasın. Abi oraya gelecektik tabii efendim. Evet. Türkiye yasa aldı. Yasa hukuku meyvesidir. Ben işte şeyden hurma ağacını görmedim. Hurma ağacını tanımıyorum ama meyvesini yiyorum. Hurmayı bilebilir misiniz? Bildiğinizi söyler misiniz? Söyleyebilir misiniz? Evet. Ama elma ağacını az çok tanıyorum. Gördüm. Dibinde yattım, değil mi? Bunları gördüm. Tırmandım. Dut ağacını biliyorum. Armudu biliyorum. Ama ben hurmayı bilmiyorum. Görmedim. Afrika'da bir uzaktan gördüm ama onun dışında görmedim. Yani hiç yaklaşmadım. Evet. Bakın, ağacın gövdesi orada kaldı. Yani hukukun gövdesi orada kaldı. Hukuk ilkeler bilimidir. Kavramlar bilimidir. Kavramının sınırlarını ve içeriklerini bilmezseniz hata yaparsınız. Türkiye bu açıdan ne yazık ki bunun acısını yaşıyor. Söz gelimi ben size bir örnek vereyim. Bütün kitapları açın. Ceza hukuk kitaplarını açın. Bir kavram geçer. Çok önemli bir kavramdır. Suçun manevi unsuru nedir? İki manevi unsur var. Kasıt ve taksir. Bütün kitaplarda kast der. Kast Hindistan'daki olaydır. Onun adı kasıttır. Evet. Lütfen önce sözcükten başlayalım. Sözcüğün ne anlamına geleceğini düşünelim. Onun Türkçesi de yönelimdir. Bu kadar basit. Şimdi bunları iyice nüfuz etmezseniz işte insanların iş dünyasıyla vesaireyle uğraşır durursunuz. Bunların A'dan Z'ye gözden geçirilmesi lazım. Peki diyeceksiniz ki Batı'dan bizim gibi yasaları alıp da doğru uygulayan ülke var mı? Var. Japonya. Çünkü Japonya Fransız Medeni Kanunu'nu almadan önce 20-25 yıl boyunca geleceğin hukukçularını yetiştirdi. Ben Fransa'dan hocalar getirdi. Evet, onları yetiştirdi. Ve bu arada bazı kavramları olduğu gibi aldı. Çünkü kendi dilinde yok. Karşılığını da bulamayınca olduğu gibi aldı. Bu kavramları yazıya dökmek için alfabelerindeki harf yetmedi. Yeni harfler ekledi alfabeyesine. Hukuk devrimi böyle yapılır. Evet. Kendi kendimizi aldatmayalım. Batıdan aldık, doğrulaştırdık. Basit. Evet. Şimdi örnek, orada şunu, evet, duruşma. Buyur. Türkiye'de karşılıklı durmaya anlamına geliyor. Duruşma diyalektiktir. Yunus Emre'de geçer, Eşref Oğlun'da geçer. Hani karşılıklı halk ozanları birbirine atışma, yanıt verir de atışma. Evet, odur duruşma. Eskiden murafa deniyordu. Yani tarafları bir araya getirme. Onun yerine Türk Dil Kurumu dedi ki buna duruşma diyelim. Karşılıklı tartışacaklar. Hemen şunu söyleyeyim. Tartışma Türkçenin en güzel sözcüğüdür. Sizin söylediğinizi ben tartacağım, benimkini siz tartacaksınız, olacak tartışma. Doğruya birlikte varacağız. Doğru ne sizindir ne benim. Duruşma da öyle. Hakimin kararı salt hakimin kararı değildir. İddianın ve müdafaanın orada payı var. Ortaklaşa bir karar çıkıyor. O karar ne kadar ortaklaşa olursa o kadar saygıya değer olur. Çünkü hakim seninkini de değerlendirdim, onunkini de diyor, bir karara vardım, şudur diyor karar. Siz onu görüyorsunuz. O karara saygı duyarsınız. Sizin görüşünüzü benimsemese bile saygı duyarsınız. Ama böyle karşılıklı insanlar gelecek, oturacak, hiç konuşmayacak, sürekli yargıç değişecek. Dünyanın, yeryüzünde böyle bir olay yok. Böyle bir duruşma yok. Efendim çok size güzel anlatıyorsunuz, iyi, hoş, güzel de. Şimdi az önce diyorsunuz ki işte iş dünyasına karışmaması gerekiyor. Düşünce özgürlüğüne girer o. Evet. Özgürlük bilinci Türkiye'de yok. Diyorsunuz.
Hayır, siz yok. Öyle diyorsunuz. Şimdi gördük işte amiraller taze örnek olduğu için, çarpıcı örnek olduğu için yine ondan şuraya geçmek istiyorum. Mesela bu olayla ilgili şimdi az önce de sordum. Yargıtay bildiri açıkladı, işte Danıştay açıkladı. Sonuçta baktığımız zaman diyelim ki bir karar verecek yerel mahkeme. Karar sonuçta bir şekilde Yargıtay'a gelecek. Şimdi Yargıtay'a geldiği zaman veya şu andaki yerel mahkemedeki hakimi veya oradaki savcısı, iddianameyi hazır, savcısı rahat hareket edebilir mi efendim? Yani yukarıdaki üst makamlar, üst yargı kuruluşlarının sorunuz açıklamalarından nasıl etkilenmez mi efendim bunlar? Sorunuz tamamen haklı. Şimdi yargıçlar ve savcılar görüşlerini sadece kararlarında yansıtırlar. Öyle denilir, evet. Öyle denir, öyle yani. Bunun başka kuralı yok ki. Siyasetçi değilsiniz siz. Madem ki siyasetin tartıştığı bir metin var elinizde, o konuda susarsınız. Denilir hep. Yani beklersiniz. Sadece mahkeme hakimler. Hayır. Kararlarıyla görüş bile denir, oluşturamazsınız. Evet. Bu aşamada bir görüş oluşturamazsınız. Bekleyeceksiniz. Belki önünüze geldiği zaman siz tekrar yeni bir görüş oluşturmuştur. Hakim bir karar vermiştir. O kararı incelersiniz. Bu konuda susması gereken en önemli merci yargıçlar ve dolayısıyla son sözü söyleyecek olan Yargıtay, evet, ve Danıştay'dır. Oradaki yargıçlar ve Yargıtay Bangalore etik ilkelerini Ceza Genel Kurulu kabul etmiştir. Bu ilkeleri bu davranışıyla Yargıtay'ın çiğnediğini üzülerek belirtmek isterim. Gerçekten son derece üzüldüm. Üzülmemek elde değil. Sizin işiniz de. Hayır, konu yargı bağımsızlığıyla ilgili olur. O konuda hassasiyetinizi anlarım. Size bir karışma olur, müdahale olur. Elbette ki görüşünüzü söylersiniz, kamuoyuna açıklama yapabilirsiniz. Ama ileride önünüze gelecek olası bir davadan dolayı görüş belirtmeniz, sizin bizzat kendinizin kabul ettiği bu etik ilkelere A'dan Z'ye ters düşmüştür. Ve bundan dolayı çok üzgünüm. Bunu söylerken de üzülerek söylüyorum. Ve ben Yargıtay tarihinde böyle bir olayın yaşandığına hiç tanık olmadım. Ancak Yargıtay tarihinde elbette ki falan maddeyi eleştirmiştir. Bir Yargıtay başkanı eleştirmiştir. Şunu eleştirmiştir. Onlar olabilir. Peki bunlar ama neden böyle bir efendim? Olay olmaz. Neden oluyor? Yani şimdi böyle bir açıklama. Bu soru bana değil, onlara soruyor. Şöyle, ben size şu yönüyle soruyorum. Yani yargının içerisindesin sonuçta. Neden olur efendim? Yani Yargıtay'ın tarihinde olmayan bir şey. Böyle bir açıklama, üstelik de uygun bulunmayan bir açıklama. Üstelik işte İsa'sı, reyi ortaya koyan bir açıklamanın yapılması neden kaynaklanıyor? İyi yargıçlar mı yetiştiriyoruz? İyi savcılar mı yetiştirmiyoruz? Nedir yani bunun sebebi? Cevabını verdiniz. Verdiniz. Bakın, yargı bağımsızlığının 5 boyutunu her yargıcın, her savcının iyi anlaması lazım. Birinci boyut zaten anayasada var, bildiğiniz gibi iktidara karşı, yani yasama organına. İkinci boyut yürütme organına. Zaten anayasada zaten 153. madde, ilgili maddeler söylüyor bunu. Üçüncü boyut yargıcın dış dünyaya, yani kendi içinde. Şimdi 3 tane yargıç oturuyorsunuz, Ağır Ceza Mahkemesi'ndesiniz veyahut da Yargıtay üyesiniz, 5 yargıç oturuyorsunuz, karar vereceksiniz. Uyuşmazlık çıktı, oylama yapıyorsunuz. Oylama kimden başlıyor? En kıdemsizde. En kıdemli. Niye? Kıdemliden başlarsanız etki altında kalır diye. Evet. Şimdi bu kadar duyarlı bir düzende siz açıklama yapıyorsunuz. Bakın. Birbirinize karşı bağımsızsınız. Vicdanınıza göre, yani hukuk metinlerinin ışığında vicdani kanınıza göre, hukuka uygun kanıya göre karar vereceksiniz. Yurt dışına çıktığınız zaman söz gelimi, Paris'e giderseniz veyahut da herhangi bir Ağır Ceza Mahkemesi'nin
cinayet mahkemesi diyelim, doğru çeviri odur. Gittiğiniz zaman orada Fransa'da şeyde bir müzakere odasında görürsünüz, büyük harflerle yazılmış. Orada yazar. Şöyle şöyle sen diyor, şöyle şöyle yapacaksın. En sonunda vicdanına danış, karar ver, özgürce diyor. Bu çok önemli bir olay. Şimdi onun dışında yargıç dış dünyaya karşı bağımsızdır. İşte dış dünya diyorsunuz, basında tartışılıyor konu değil mi? Ona karşı bağımsızdır. Okur, önemli, hiç önemli, bir etkilenmeyeceğim der geçer. Ve yargıç kendi ideolojilerine ve inançlarına karşı da bağımsızdır. Ve bu son derece önemlidir. Bakın, tabii ki inançlarınızı dışarıya dışlayacaksınız ve siyasi görüşlerinizi bir tarafa bırakacaksınız. Her yargıcın da elbette bir siyasi görüşü var. Tabii. Başka görüşlerinizi de bırakacaksınız. Kararı öyle vereceksiniz. Bu bilinci yargıç eğer bu bilinci tam anlamıyla benimsememişse eksik bir yargıçtır. O yargıç değildir. Eksik yargıç, yargıç değildir. Bu kadar basit. Şimdi bu olayın gelişmesine baktığınız zaman maalesef Türkiye'de bu bilincin tam anlamıyla oluştuğunu söylemek mümkün değildir. Şimdi ben Ceza Genel Kurulu'nun 2005 yılıydı sanıyorum, Bangalore etik kurallarını benimsediğini duyduğum zaman, gördüğüm zaman çok sevinmiştim, onu da söyleyeyim. Benimsenmesi gerekir. Savcılar için de Budapeşte etik kuralları vardır, onun da benimsenmesi gerekir. Ve bu konuda yargı bağımsızlığı ile ilgili olarak da ben yurt dışında Budapeşte de bir bildiri de sunmuştum. Yani o bildiri de olumlu etkilerde bulunmuştu. Onu da parantez içinde belirtmek isterim. Evet. Efendim, böyle hukuk fakültelerinin hep çokluğundan fazla şey yapılır. İyi yetiştirilmediğinden, hukuk insanlarının yetiştirilmediğinden söz edilir. Bir de tabii şunu gördük. Özellikle bu Fethullahçı dönemde ağırlıklı olarak alınan hakim ve savcıların sorularının çalınarak ve bunlara verilerek kazandırılmalı. Böyle bir şeyde hakim nasıl karar verecek? O hakime nasıl güveneceksiniz? Bugün de nasıl bilemiyoruz. Yani bugün de hakim savcı alımlarında hakikaten tam adil davranılıyor mu? Yoksa siyasi etkiler altında mı bu alımlar gerçekleştiriliyor? Bunu da tam şu anda bilmiş değiliz. Şimdi her alanda eksiğimiz var. Onu baştan belirteyim. Ne edeceksiniz? Yani gerek hukuk öğrenimi alanında, gerekse yasaların yapılışında. Ben bazen şaşıyorum. Bu yasayı diyorum mecliste nasıl geçti? 500'ün üzerinde insan oy kullandı. Buradaki dil hatasını görmedi mi? Türk Ceza Yasası'na bakın. Birçok yerde cümle hatası var. Ya böyle bir yasa olabilir mi? Öğrencilere soruyorum, efendim. Öğrenciler parmak kaldırıyor. Diyorum ki bu cümlede hata var mı diyorum, parmak kalkıyor. Ya böyle bir şey olabilir. Yasalar dediğiniz zaman yasada daima en kısa metinle çok şey ifade edeceksiniz ve kesin ifadeler taşıyacak. Yani sağa sola çekilmeyecek. Kullandığınız sözcükleri çok özenle seçeceksiniz. Bu konuda her zaman örnek verilen yasa Fransız medeni yasasıdır. Stendhal'ın bir sözü var. Onu da her zaman tekrarlarım, yine tekrarlıyorum. Bu kadar güzel Fransızcayı nasıl kullanıyorsunuz dedikleri zaman, çünkü diyor ben her sabahleyin kalktığım zaman ilk işim bir saat kadar medeni yasayı okurum diyor. Çünkü medeni yasanın olağanüstü bir dili var. Ve o dil bizim mecelleyi de etkilemiştir. İlk 100 maddesini, onu da söyleyeyim. Evet. Yani buna karşılık bir bizden bir örnek vereyim. Son dönemde kulakları çınlasın, Profesör Hikmet Sami Bey'in döneminde çıkan medeni kanunda hemen hemen hata bulamazsınız. Niye biliyor musunuz? Medeni kanun yasalaşmadan önce çok güzel, Hikmet çok Sami Bey A'dan Z'ye okumuştur. Çünkü Hikmet Sami Bey'in Türkçesi çok güzeldir. Niye? Behçet Necatigil'in öğrencisi. Bu kadar mı? Ama öbür yasalar gerçekten üzücü yani. Ben şaşıyorum.
550 insan onu nasıl görmeden oy veriyor? Ama belli ki okumuyor. Şey yok ki efendim böyle ciddi şekilde okumuyor. Bunun tabii anlamı budur. Evet. Ve üzücüdür yani. Bu ya, bir yasa yapıyorsunuz, düşünün. Elbette ki bu yasanın dili anlaşılır olacak, kesin olacak. En az sözcüklerle ifade etmek istediğinizi de ifade edeceksiniz. Bunu göremiyorum ben. Evet. Çünkü bir dil bilinci de gelişmiş değil. Evet. Efendim, sohbetimize kısa bir ara verip reklam arasından sonra devam edelim. Yargının sıkça konuşulduğu, sıkça gündeme geldiği bir ortamda tabii ki bizler de yargıyı konuşmaya devam ediyoruz. Ve ister istemez de yine gündemde olan amirallerle ilgili konuyu konuşurken belki bir eksiğimiz kalmıştır diye düşünüp Sami Bey'e şöyle bir soru yönetmek istiyorum. Sayın Sami Selçuk Bey'e. Efendim bunlar yani yapılan açıklamayla ilgili, efendim bu düşünce özgürlüğüdür. Montreux ile ilgili de konuşabiliriz, açıklama da yapabiliriz, tek kişi olarak da yapabiliriz. 104 amiral aynı şekilde de imza verip açabiliriz dediler. Böyle bir şey düşünce özgürlüğü içerisine kapsamında görüyor musunuz siz? Gayet tabii. Öyle mi? Yani düşünce özgürlüğü bilincinin gelişmemesinin ürünüdür bunlar. Üzerinde gitmenin sebebi bu. Şimdi bakın, bu daha önce bildiğiniz gibi İlker Paşa'nın da başına geldi. Geldi bu da. İlker Paşa ne yapıyordu? Sürekli olarak yayın yapıyor. Güzel şeyler de yazıyor. Elbette ki değerlendirmeler de yapıyor. Tarihe ışık tutan değerlendirmeler. Şimdi Demokrat Parti döneminde bir değerlendirmesi yaptı. Değerlendirme yaptı. Ne dedi? Keşke hemen Menderes'e seçime gitseydi. Deseydi. Bu darbe olmayabilirdi. Çünkü o bir örnek gösteriyor. Diyor ki 27 Mayıs'ta diyor bu gelenekleşti. Yani ilk harekete razı değil. Yanlış yapıldı diyor bu. Keşke Menderes gitseydi de bu yanlış yapılmasaydı. Başımıza bunlar daha sonraki darbelerde gelmeseydi diyor. Evet. Şimdi bu bir görüştür bu. Bir baktık kıyamet koptu. İşte herkes dava açsın dendi vesaire vesaire. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Yani benim kanaatimce durdu. Yani böyle bir dava zaten açılması çok münasebetsiz bir şey. Efendim, adam bunu kitapta yazıyor. Şöyle oluyor efendim. Talimat veriliyor. Diyor ki bütün il, bütün illere, bütün ilçelere parti teşkilatlarına dava açın diye. Dava açın efendim, dava diye. Efendim hiçbir şey olmasa bile bir taraftan şuradan şikayet edilir miyiz? Ya Türkiye'de dava yükü, hakimlerin yükü ağır, savcıların yükü ağır diyoruz. Bir taraftan da tüm illerde yani bunun ya harcanacak kağıt, harcanacak emek bilmem yani az şey değil ki. Şimdi bilmem. Siyasetçiye buradan bir mesaj vereyim. Bunu söylemenize gerek yok. Eğer bir suç ise devlete ve millete karşı bir suç işlenmişse o suçlar kendiliğinden dava konusu olur. Cumhuriyet Savcısı el atmak zorunda. O onun görevi. Evet. Onun için rahatsız bırakmaları lazım Cumhuriyet Savcılarını. Kendileri bilirler onu. Çünkü sürekli olarak haberler kendilerine geliyor. Gazete geliyor, şu geliyor, bu geliyor. E şimdi böyle bir durumda tekrar sizin dava açın, aman yakasına yapışın vesaire demenize gerek yok. Cumhuriyet istisnai olarak şikayete bağlı suçlar vardır ama devlete ve millete karşı suçlar arasında bunlar yoktur. Bu suçlardan birkaç tanesi Adalet Bakanı'nın izniyle açılır. Siyasi nitelikli olduğu için onun değerlendirmesine sunulur. Ama ona da kendiliğinden Cumhuriyet Savcısı el koyar, dava açmadan önce Adalet Bakanı'na gönderir. İzin veriyor musunuz diye. Bu kadar basit. O iznin de önemli bir gerekçesi vardır ve haklı bir gerekçesi. Bu gerekçenin geçmişte doğru uygulandığı kanısında değilim. Onu da söyleyeyim. Anladım. Çünkü o gerekçe gizli bir gerekçedir. Layüsel bir gerekçeyle, kimsenin bilmeyeceği bir gerekçeyle yargıyı etkilememesi endişesiyle sadece Adalet Bakanı bir siyasetçi olarak Türkiye'nin siyasi durumunu, Türkiye aleyhine bir şey olmaması için mesela diyelim ki
Orhan Pamuk hakkında bir dava açılacak. Cumhurbaşkanına hakaret etti. Bu derhal Cumhuriyet Savcısı el koyar, incelemesini yapar, delilleri toplar. Eğer dava açılması gerektiği kanısına varır ise, o konuya varması için de %51 oranında bu mahkumiyetle sonuçlanır kanısına ulaşması lazım. Böyle bir durumda Adalet Bakanlığı'na dosyayı gönderir, bakandan izin ister. Bunun adı izindir. Ve bakana verilen bu izin kesinlikle layüsel bir izindir. Gerekçe gösteremez. Aynen. Çünkü gerekçe gösterirse ilk mahkemeyi etkileyebilir. Şu sebepten izin veriyorum derse o sözler ilk mahkemeyi etkiler. Çok etkiler. Yani. Türkiye'de evet. Bu doğru yıllarca doğru uygulanmadı. Nasıl şimdi uygulanıyor onu da bilmiyorum. Yani bakın bu konuda da çok hassas. Yargı bağımsızlığını örselememek kaydıyla kaygısıyla gerekçeni evet. açıklama diyor. Ama bizde çıkıyor. Yani o zaman şu Adalet Bakanı ama bizde çıkıyor bir Adalet Bakanı ne dedi biliyor musun geçmişte? Ben yurduma sövdürmem. Ben de oraya yani gelecektim. İzin vereceğim diyor. Yani şöyle hayır bunu diyor. Dedikten sonra bitireyim sözümü. Adalet bunu Bakanı verdikten böyle sonra bir karar verdikten sonra ne yapsın orada? Adam ne yapsın? Evet. Yani beraat verse yurduna evet, sövdürmüş evet, olacak. Böyle evet. bir şey olur mu? Efendim, bunu bile anlayamamışlardır tabii. yıllardır. Şimdi bilmiyorum. Nasıl. Efendim şöyle bir durum var. Şu günlerin yine ilginç konulardan birisi. İşte bazı afişler görmeye başladık. Dedik ki afişlerde 128 milyon dolar nerede diyor. Sonra böyle bir soru var. Baktık bu konuyla ilgili yine bu da savcılar harekete geçti. Bakıyorsunuz bazı yerlerden bu afişler, pankartlar indiriliyor. Parti binalarından indiriliyor. Yöneticileri, parti yöneticileri asanlar hakkında soruşturmalar başlatılıyor. İşte toplatma kararları veriliyor. Yani bu nedir efendim? Şimdi bu 128 milyon dolar nerede demek suç mudur? Hayır, düşünce özgürlüğüne girer. Her hafta bakın Batı ülkelerinde buna benzer şeyler dağıtılır. 1968 olaylarında o çocuklar gibi tıpkı Jean-Paul Sartre'a Sartre bunu dağıttı. Yani üniversite önünde çıktı. Bu, o da bildiri dağıttı. Düşünebiliyor musunuz? Saçı başı ağarmış bir ünlü düşünür. O olayı da biliyorsunuz. Dediler ki De Gaulle şu Sartre'a bir ders verin filan deyince siz Fransa'sınız dediler. Sartre da Fransa dedi ve bitirdi. Düşünce özgürlüğünü ben orada yaşadım. Nasıl yaşadığımı o kadar çok örneği var ki bakın nasıl yaşadığımı iki örnekle söyleyeyim. Duverge bu konuyu öğrencilerle tartıştı. O gösterilere devam etmelerini istedi. Eğer bir suç işledikleri iddia edilir cezaevine düşerlerse kendi dersinden sınav haklarını yitirmeyeceklerini ve cezaevine gelerek sınav yapacağını söyledi öğrencilerine. Türkiye'de böyle bir bilim adamının böyle bir konuşma yapmasını bekleyebilir misiniz? De Gaulle 24 Mayıs'ta köyüne gitti, köyünden döndü. 27 Mayıs'ta 3'er dakika süren, yarım saatte bir tekrarlanan bir konuşma yaptı. Televizyon ve radyo bunu sürekli tekrarlıyordu. Dedi ki Fransızlar kararlarımı verdim. 1. Parlamentoyu feshediyorum. 2. Başbakanı değiştirmiyorum. Yani 3 dakika sürüyor. Tiraladı bunları. Akşam üzeri 7. baskısını yaptı Le Monde gazetesi. Başlıkta kim vardı biliyor musun? Mitterrand. Bu iç savaştır demek dedi. Bizde bir parti başkanının bunu söyleyeceğini düşünebilir misiniz? O dakikada içeri alır. Zor valla Türkiye'de vallahi, siyaset hiç yapmak. Hiç kimse ben de şaşırdım yani böyle bir şeyi söylemek enteresan. Hiç kimse bunun üzerinde durmadı bile. Hiç ne iktidar kanadı ne muhalefet ne basın bunu eleştirmedi. Neden? Çünkü bunu düşünce özgürlüğü. Düşünce özgürlüğü gayet tabii adam yani düşünebiliyor musunuz? Mitterrand 14 yıl o ülkenin cumhurbaşkanlığını yaptı. Ve çok başarılı bir cumhurbaşkanı oldu. O öldüğü zaman onun rakibi olan Mitterrand ağladı. Chirac ağladı. Düşünebiliyor musunuz? Efendim mesela bu amiraller açıklamasında
Sonra İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bilmiyorum, bana çok ilginç geldi. Sabaha kadar çalıştık dedi. Hangi siyasi, hangi amiralin işte yakınlarının CHP üyesi olduğu, hangi amiralin CHP üyesi olduğu ile ilgili açıklamalar. Bunlar doğru bir şey mi efendim yapılan? Onlar yapabilir. Beni ilgilendirmez. Ben hukukçuyum, savcıyım, yani, evet, yargıcım. O sözler, o bağlantılar beni asla ilgilendiremez. Beni ilgilendiren metindir. Evet. O metinde deminden beri yani söylediğim, kimin kardeşi, kimin tabii bir suç varsa olsun, bir suça tahrik varsa, bir hakaret varsa, yani metinlerde anladım, de olur evet, mu? Evet, evet. Onun üzerine Cumhurbaşkanı'na bir hakaret varsa elbette ki ben derhal olaya el koyarım, gereğini yaparım. Siyasetçi şunu demiş, şununla şunu yapmış, bu ne? Beni hiç ilgilendirmez onlar. Çok ilginç. Ben evet, hukukçuyum. Bakın ne dedim? Hukukun 2000 yıldan beri süre gelen ilkeleri vardır. O ilkelerin başında ceza hukukunda insanların iş dünyasıyla ilgilenilmez. Dışa yansıyan, görülebilir, vizibli dünya ile ilgiliyiz biz. Bana ne? Kiminle arkadaşlar, Ahmet'le arkadaşlar, Stalin'de de arkadaşlar olsa beni ilgilendirmez. Anladım. Ben ona bakmam. Eylemine bakarım. Hangi davranışı dış dünyaya yansıtmış ona bakarım. Benim işim bu. Ve kimseden de emir almam. Kimse kusura bakmasın. Peki efendim, o zaman aklıma şu geldi. Uzun süredir Boğaziçi öğrencilerinin bir takım tepkileri, bir takım eylemleri var. Bu eylemlerde ağırlıklı olarak işte okulun önünde sırtını dönme şeklinde de devam ediyor. Rektör atamasıyla ilgili olarak öğretim üyelerinde verdiği destekle. Şimdi bu arada bu eylem yapan hocalar veya işte oradaki öğrencilere dönük siyasetçilerimizin, üst düzey hem de siyasetçilerimizin, bunlara mesela bu eyleme katılanları terörist falan gibi nitelendirmeleri oluyor. Bu doğru bir kavram mı efendim? Yani böyle bir eylem yapmak suç mudur? Şimdi birisine terörist veya hırsız derseniz elbette suçtur. Çünkü terörist, ama bizde çok sık kullanıyor efendim. Terörizmin bir tanımı vardır. Siz onu o tanımın içine sokuyorsunuz. O tanımın içine, hırsızlığın bir tanımı vardır, o tanımın içine sokuyorsunuz, onlar elbette ki suçtur, şikayete bağlı bir suçtur o, yani kişilerin şikayetine bağlı bir olaydır ve doğru değildir. Bakın orada çocuklar bir görüşü dış dünyaya yansıtıyorlar. Sizin göreviniz idareci olarak, bakın idareci olarak, evet, siyasetçi olarak dış dünyaya o görüşlerini sağlıklı ve hukuk içinde yansıtmalarını sağlamaktır. Engellemek değil bir kere. Evet. Kesinlikle. Bakın Fransa'da bilmiyorum şimdi durdu mu, pek ses çıkmıyor. Sarı yeleklilerin gösterileri 2 yıldan fazla sürdü. Gösteri yasaklandı mı? Hayır. Sadece zararlı bir eyleme yöneldiği zaman engellenmek istediği, orada elbette güç kullanıldı. Tabii ki. Onun dışında kimse bakın gösteriyi yasaklıyorum demedi, diyemez. Çünkü orada gösteri, yürüyüş bilinci var. Özgürlük bilinci var. O bilinç şunun için icat edilmiştir. Bazı olaylar vardır. Bazı insanları yakından ilgilendirir. O insanlara boşalma mekanizmasını çalıştıracaksınız. Aksi takdirde patlamalar olur. Evet. O mekanizmayı açarsanız hem o rahat boşalır hem de siz rahat edersiniz. Onu dinlemiş olursunuz, görüşünü duymuş olursunuz. Bu bilinç de Türkiye'de yok. İdarecisinde yok, siyasetçisinde yok, yargı şeyisinde yok, valisinde yok, kaymakamında yok. Kimse kusura bakmasın. Şimdi kaymakama gidiyorsunuz veya valiye gidiyorsunuz, bilgi veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yarın falan sokakta, falan caddede yürüyüş yapacağım diyorsunuz. Tedbir al. Evet, gereğini. Sizin göreviniz vali, kaymakam olarak onun sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Diyor ilk dediği şey çoğu zaman hayır, o sokakta yürüme, şu caddede yürü veya şu caddede yürüme, 11. caddede yürü diyor. Böyle bir şey diyemezsiniz siz. Sizin göreviniz onun belirlediği sokakta onun dış dünyaya yansıtacağı görüşlerini sağlıklı bir şekilde yansıtmasını sağlamaktır. Bu kadar basit. Bu bilinç yok.
bazen de yasak getiriyor. Hayır diyor, olmaz diyor. Şu anda diyor durum müsait değil diyor. Kendinden menkul gerekçeler. Böyle bir gerekçe olamaz. Böyle bir gerekçe olamaz. Önce bu konuda yani görevlileri yetiştirmek, eğitmek lazım. Demokrasi düşüncesine ters düşen, özgürlük düşüncesine ters düşen bu durumları ortadan kaldırmak lazım. Özgürlük kolay kolay kazanılan bir olay değildir. Bakın, siz doğdunuz, doğduğunuz andan itibaren bir beyniniz var. Annenizin sütünü emiyorsunuz. Süt gelmediği zaman annenizin göğsünü ne yapıyorsunuz? Zorluyorsunuz, uyarıyorsunuz. Evet. Zamanla o düşünceye dönüşüyor. O andan itibaren düşünce özgürlüğünüz başlıyor. Devlet kim oluyor da benim bu düşünce özgürlüğümü elimden alıyor? Söyler misiniz bana? Ya ben buna doğuştan sahibim. Onu aldığınız anda ben insan olmaktan çıkarım. Bu kadar basit. Benim bir beynim varsa düşünecek. O beynin ürettiği sözleri dış dünyaya ben ne yapacağım? Yazıyla, sözle yansıtacağım. Bu kadar basit. Ama sizin göreviniz onun sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak. Dış dünyaya yansıttı dediğim zaman, geçen arkadaşlarınızla da sanıyorum söyledik burada yaptığımız bir röportajda. Bakın, Macron eşiyle bir gün dışarıya çıktı. Sarı yeleklilerden birisi ona bir şey söyledi. Macron dedi ki, eşimle dışarıya çıktım, dinlenmek için çıktım. Yani bugün tatil falan dedi galiba, hı-hı, tatil günüydü. Ne dedi biliyor musunuz? Biraz yüksek sesle konuştu, o kadar. Siz benimle dedi yüksek sesle konuşamazsınız dedi. Siz benim uşağımsınız. Vallahi. Tabii, siz benim uşağımsınız. Tabii. Bu korkunç bir şey. Bakın, bizde böyle bir özgürlük ya, yok. Bir şey söyleyeyim mi? Hayal bile edilemiyor. Yani. Böyle bir şey olur mu? Siz benim uşağımsınız dedi. Yani ben size oy vermiştim veya başka yurttaşlar oy vermiş, azarlamanız için değil dedi. Benim dertlerimi çözmek için. Onu demek istedi. Macron hiç sesini çıkartmadı. Yakalayın bunu demedi. Bizde böyle bir şey yaşayabilir misiniz? Mümkün değil efendim. Bu özgürlük bilincidir. Dil bilinciniz eksikse, özgürlük bilinciniz eksikse, tarih bilinciniz eksikse durmadan hata yaparsınız. Yurt bilinciniz eksikse hata yaparsınız. Hepsi eksik. Hepsi eksik size söyleyeyim. Ne olacak böyle efendim? Ama yani yetiştirmemiz lazım insanlarımızı. Şimdi bazen şöyle bakıyoruz. Yasalar dediniz az önce. Dediniz ki anayasadan da söz ettik. Dediniz ki anayasada her şey var. Ama anayasada işte anayasa değil. Mahkemesine uyma diye bir zorunluluk da var. Kesin. Peki anayasa mahkemesi kararlarına bile uyulmuyorsa ne yapılması lazım efendim? Kime şikayet edeceksiniz? Şimdi bakın, yargı bağımsızlığından önce başlayalım. Anayasa mahkemesinin kararına uyup uymama konusunda 2018'de bir makale uğradı. Okudum. Milliyet gazetesinde çıkmış bir makale. Bu eski bir yargıcın makalesi, emekli bir yargıcın makalesi. Çok ilginç bir şey söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Evet. Anayasa Mahkemesi'nin bütün yetkileri elinde topladığını eleştiriyor ve arkasından devam ediyor. Diyor ki, bir eğer diyor ülkemle, vatanımla ilgili bir konuysa ben diyor hukuk mukuk dinlemem. Aynen böyle. Şimdi şaşılacak bir şey bu. 1970'li yıllarda bir arkadaşımız, bir öğretim üyesi bu soruyu yargıçlara yöneltti. Onun için o yargıcı yanımsamıyor, şey etmiyorum, yadırgamıyorum. Evet. Yargıçlardan %95'i bu cevabı verdi. Yargıçların ülkeyi kurtarmak diye bir görevi yoktur. Onların işi hukuku uygulamaktır. Yani siyasetçiler böyle istiyor diye. Hayır, vatan böyle eğer vatanı kurtarmak diye bir görevi üstlenmek istiyorsanız buyurun siyasete girin. Buyurun, önünüz açık. Ama ya, şeyi bırakın, hukuku bırakın. Hukuka siz dokunamazsınız. Hukuka baş üstüne deyip uyacaksınız. Çünkü yargıcın, savcının efendisi sadece ve sadece hukuktur, o kadar. Onun dışında onların efendisi yoktur. Bitti. Şimdi bütün bunları düşündüğünüz zaman işimizin çok zor olduğu da zaten ortaya çıkıyor.
Bu kadar basit. Yıllarca savcılık yapmış, hakimlik yapmış ve arkasından da emekli olmuş bir arkadaş bu. Düşünebiliyor musun? Ve bunu övünerek bir gazetede yazabiliyor. Şimdi böyle bir insanda hukuk bilincinin tam anlamıyla oluştuğunu söyleyemezsiniz. Söyleyemezsiniz. Son derece üzücü. O zaman ben şunu anlıyorum şu ana kadar anlattıklarınızdan. Yani kanunlarda çok sorun yok ama önemli olan insan, evet, insanda. Bilinç sorunu çok fazla. Değil mi efendim? Her alana, hangi alana el atarsanız atın bu karşınıza çıkıyor. Söz gelimi ben Muş'a gitmiştim bir tarihte. Eşimle beraber bizi çağıranlar da işte oranın başsavcısı da yanımızda. Ana cadde, tek bir ana caddesi var. Görmüşsünüz herhalde. Orada yürüyoruz. Yürüyoruz. Öyle bir binanın önüne geldik ki sanki bizim Mardin taşlarından yapılmış, oradaki taşlardan yapılmış çok güzel bir bina. Böyle bir de baktım hükümet konağı. Ne kadar güzel dedim bu bina yapılmış. Bunda dedim herhalde Mardinli ustalar yaptı. Hayır dediler. Miladın 2. yüzyılında Muş'ta bulunan bir kiliseyi 1930'lu yıllarda benim adımı taşıyan bir vali bey yıktırmış, hükümet konağı yapmış. Şimdi böyle bir ülkenin valisinde siz tarih bilincinin bulunduğunu söyleyebilir misiniz? Evet. Söyleyebilir misiniz? Çok üzüldüm ve çok şaşırdım. Onun için sokaktaki insandan fazla bir bilinç bekleyemezsiniz. Baştan onu söyleyeyim. Validen örnek verdik, şeyden örnek verdik. O kadar çok ki. Şimdi öğrencilere bakıyorsunuz birbirlerine. Ne diyor? Veda ederken bay bay diyor. Türkçenin en güzel sözcüklerinden biri de güle güledir. Bakın, gülle ilişki kuruyor. Evet. Yani gül olasın diyor. Gül gibi olasın diyor. Veda ederken. Bundan daha güzel bir sözcük bulabilir misiniz? Her dilde yoktur bu. Evet. Türkçe sürekli olarak kendisinin yaratıcı bir potansiyeli olduğunu düşünmek lazım. Türkçe gerçekten gelişmeye çok elverişli bir dildir. Tadına varmak için Türkçe'ye biraz eğilmek ve benimsemek lazım. Tabii ki. Ben bunlara çok üzülüyorum. Haklısınız. Efendim peki gündemde Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı konular vardı. İşte yargı reformu, hukuk reformu sözlerini sıkça duyuyoruz. Ne bekliyorsunuz? Türkiye'de şu anda böyle bir reform yapılabilir mi? Bu sözleri biz sıkça duyuyoruz. Duyduğumuz için söylüyoruz. Yani şu anda yargının acil bekleyen bir an önce yargı reformu denince yapılması gereken acil ne eksiğimiz var efendim? Bu atama sistemi, Yargıtay'a, Danıştay'a, işte tabii, HSYK. Hayır, onlar önce A'dan Z'ye hukuk uygulamasını gözden geçirmemiz gerekiyor. Mesela biraz önce sözünü ettim, duruşma. Duruşma kavramının ne olduğunu yargıçların iyi bilmesi gerekiyor. Türkiye'de duruşma kavramının iyi algılandığını ve uygulandığını hiç düşünmüyorum. Çünkü böyle bir uygulama sadece bırakın Avrupa ülkelerini, Afrika'da bile yok. Karşılıklı duran insanlar var. Niye hakimler efendim, orada değişiyor. Orada duruşma, tartışma olmuyor mu efendim? Duruşma. Duruşma bir oturumda biter. Bir oturumda? Evet. Efendim hakim son cümlesi söylüyor. Şöyle bir not defterine bakıyor. İşte 6 ay sonrasına gün veriliyor. Sorun burada. Bakın. Duruşma bir oturumda biter. Evet, biz, vallahi gülüyorum çünkü yani yaşamadığınız için. Ondan. Evet. Bak, şeyde İstanbul'da yargıç olduğu dönemde bir ara Adalet Bakanlığı da yaptı. Almanya'da doktora yapan Doktor Amil Artus doktorasını verdikten sonra İstanbul hakimliğine tayin edilmiş hukuk hakimi. Bir oturumda duruşmayı bitiriyor. Bakın hukuk hakimi bir oturumda bitiriyor. Onun için İstanbul Üniversitesi'nin rahmetli hocalarından Belgesay çocuklarına, öğrencilere sürekli bir şey söylüyor.
Diyor ki stajınızı diyor falanca hakimin önünde yapın. Türkiye'de duruşmayı tek o biliyor diyor. Diğerleri bilmiyor evet. diyor. Duruşmalar bir oturumda bitmiyorsa, hakim değişiyorsa, özellikle cezada, ceza mahkemesinde hakim değişiyorsa ve sadece okuduğu dosyayla karar veriyorsa, o duruşma duruşma değildir. Dünyanın her tarafında o duruşma geçersizdir. Duruşma yargıcı dünyanın geçer. Hiçbir tarafında değişmez. Bizim yasada da hüküm vardır. Eğer bir oturumdan daha çok süreceği izlenimi varsa yedek yargıç getirirsiniz, oturtursunuz. Dava ona öyle yani. Söylüyor. Tabii. Evet. Ağır ceza da öyle biter filan. Düşünebiliyor musunuz? Adalet, efendim, şunu bitirelim. Peki. Adalet Bakanlığı reform hazırlıyor. Ne diyor? Duyduklarım doğruysa tabii. Bilmem 400 küsur günde 55 mi ne diyor? Ağır ceza mahkemesi duruşması bitecekmiş. Böyle bir reform oluyor. Duruşma kavramını bilmeyen insanlar ancak bunu yapar. Ağır ceza mahkemesinde de duruşma bir oturumda biter. Öyle şey olur mu? Bütün dünyada bu böyledir. Bitti. Ama bazen bir bakarsınız çok sanık var, çok tanık var. Bir oturumda bitiremezsiniz. Duruşma sürekli devam eder. Yani bir ara verilir, dinlenilir, yorulur insanlar, devam eder. O başka. Onlar son derece istisnai olaydır. Örnek, ben bunu, bu kuralın yaşayıp yaşamadığını tabii Türkiye'de bizimkiler öğrensin diye yanımda eğer benimle beraber gitmiş dış dünyaya seyahate çıkmış insanlar varsa onların duyması için sürekli oradaki yargıçlara sormuşumdur. Bir keresinde Rusya seyahatine gitmiştik. Orada İstinaf Mahkemesi Başkanı'na sordum. Dedim ki duruşma bir oturumda bitmezse, hakim ölürse veya sağlığı bozulursa ne yaparsınız? Bana hemen cevap verdi. Yeni bir hakimle yeni baştan. Bakın yeni baştan duruşma yaparız dedi. Böyle bir şey oldu mu dedim. Hatırlamıyorum dedi. Aradan birkaç dakika geçti. Oldu oldu dedi. Şimdi hatırladım dedi. Bir Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi üç duruşma bırakmış. Üçünde de duruşmayı yapmış, kararı vermiş. Ve tefhim etmiş. Taraflara bildirmiş şu kararın bu diye. Yazmadan ölmüş. Peki dedim ne yaptınız? Elbette dedi. Yeni bir hakimle yeni baştan duruşma yapıldı. Duruşma hakimi değişmez. Değişirse o duruşma geçersizdir. Evet, biz de mesela en yaygın olanlardan birisi. Özellikle bazı işte tanık olduğumuz bazı davalar var. O davalarda bakıyorsunuz duruşma hakimleri değişiyor. Yerlerine böyle belli davalarda karar vermiş hakimler böyle seçme, bazı hakimlerin atandığı hep şikayet konuları olarak devam ediyor. Şimdi az önce anlatınca efendim duruşmalar değişmez, işte yedek hakim bulunur diye. İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ın duruşmalarına ben gazeteci olarak o zaman gazeteyi temsilen ben gitmiştim efendim. Orada sözünü ettiğiniz gibi bir tane yedek hakim vardı. Yani o normal dinleyicilerin arasında oturuyordu. Çünkü o arada şöyle bir gelişme vardı. DGM hakiminin alınması gündemdeydi. Demek ki o anda o hakim onun yerine... Askeri hakim oldu. Askeri hakim Abdülkadir Davarcıoğlu. O askeri hakimdi. Sonra onun yerine yani sivil hakimin geçeceği şey vardı. O orada bekledi. Bütün duruşmanın her safhasını biliyordu mesela. O da adada kalıyordu çünkü. Güzel. Baktınız yani buna somut bir örnek olduğu için veriyorum. Bir somut örnek de şuna vermek istiyorum. Abdullah Şimdi Hocam, burada bir durun onu ben tabii, anlatayım. Buyurun. O olayı anlatayım size. Evet. Şimdi ben o gün eve gittim. Döndüm. Televizyonu açtım. Baktım. O tabii yasa meclise gelmişti, değiştirilecek, askeri hakim alınacaktı. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermişti. Ama görüşülmemişti. Baktım yedek yargıç yok kürsüde. Olmayınca o sırada seçime gidiliyordu ve dönemin Adalet Bakanı da tanıdığım bilim adamlarından birisiydi. Onu aradım hemen. Aradım. Ben 4. Ceza Dairesi Başkanıyım o sırada. Yok dediler bana.
Ama müsteşarı bağlayın dedim. Müsteşarı bağladı. Ya dedim, ben orada yedek hakim göremiyorum. Bu karar verilince büyük olasılıkla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gidecek dedim. Yedek hakimin olması lazımdı dedim. Biraz sonra müsteşar hemen şey etti, ilgileneceğim dedi, döndü. Bana verdiği cevap, yedek hakimi gerçekten çağırmışlar. O askeri hakim arkadaşımız demiş ki, o kürsüye oturursa ben burayı terk ederim demiş. Bakın, yedek yargıcın niçin orada bulunması gerektiği yolundaki bir bilinç oluşmamış. Onlar da peki demiş, şeye oturtmuşlar. Yani söyleyin. Şeylerin bizle beraber, şeylerin dinleyicilerin arasında. Yani şimdi bunun üzerine ben dedim ki, bu durumu dedim bir tutanakla dosyaya koysunlar, ileride dert açar dedim. Bakın, yedek hakimin niçin bulundurulması gerektiğini bir yargıç bilmiyor. Ve onu da diğer arkadaşları ikna edemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok acı bunlar. Siz konuyu açtığınız için ben de söylüyorum. Evet, o arada tabii siz duruşmaların tek duruşmada yapılmasını söylediniz. Abdullah Öcalan duruşması mesela 40 ama her gün onu galiba. Toplam Yargıtay aşaması, yerel mahkeme aşaması, biliyorsunuz bir dava ile ilgili bir şey yapınca 15 gün bekleme süresi oluyor, bilmem ne falan yasal süreçler. Bakıyorsun 90 gün içerisinde hem yargılaması bitti, hem Yargıtay'daki işlemleri bitti. Adamla yani tüm dava 90 gün sürmüş. Evet, evet. Yani demek ki istenirse oluyor. Üstelik de çok büyük bir dava olmasına rağmen. Övünmek için söylemiyorum. Ben Taşra'da bulunduğum sırada asliye ceza davaları tek oturumda bitmiştir. Nokta. Öyle. Evet. Evet. Efendim şimdi bir de şunu gündeme getirmek isteriz. Son günlerdeki yine gündemlerden bir tanesi Atatürk'ün madalyalardan çıkartılması konusu var. Andımızla ilgili ve gerekse yine madalyalarla ilgili Danıştay'ın dava daireler kurulunun daha önce aldığı kararların tam tersine, ama tam tersine, yani daha önce var olsun dediği şeyler şimdi olmasın, andımız okunsun dediği şey de şimdi okunmasın diyor. O zaman neden böyle karar verir efendim? Yani mahkemelerin böyle bir karar vermesi şaşırtıcı değil mi? Dikkat ederseniz oy birliğiyle karar vermez. Şimdi mahkemelerin vermiş olduğu kararların arkasında gene iç dünyasına başvurursak çok şey söylenebilir. İşte Atatürk'e karşı bunlar şöyledir, Atatürk'ü yavaş yavaş şey yapmak istiyorlar filan diyebilirsiniz. Bu evet. Herkesin düşünce özgürlüğü kullanma hakkı vardır. Bunları da söyleyebilir. Ama o kararları görmeden bir şey söylemek mümkün değil. Ama benim de aynı soruları kendime soruyorum yani. O kararların gerekçelerini de görmek istiyorum. Ben onu bugün dünkü siz bunu elde ettiğiniz zaman bana gönderin. Ben yazdım ya, gazetemizde vardı. Bugün mesela Atatürk'e madalyaların için üç üyenin karşı çıktığının gerekçeleri vardı. Onları mesela yazdım, ortaya koydum. Valla bunları anlamak mümkün değil. Yani bir insanın geçmişte çok şey yapmış, Türkiye'yi bağımsızlığına kavuşturmuş bir insanla kim olursa olsun o insanın görüşlerine katılmasanız bile ona minnet duymanız gerekir. Bu kadar basit. Katılmayabilirsiniz. Ve o da onun düşünce özgürlüğüne girer. Onu ayıplayamazsınız. Ama şöyle yaptı, böyle yaptı diyemezsiniz. Şöyle oluyor efendim. Şimdi aynı insan aynı konuda yani bugünkü sonuçta yargıç diyorsun, yargıcın verdiği karar önemli tabii ki. Bugün böyle diyorsa aradan 2 sene geçtikten sonra tam tersi yönde karar vermesi aklınıza şunu getiriyor. Bunun üzerinde bir siyasi baskın var. Tabii akla her şeyi getirir. Yani sizin onun aklınıza ne gelir böyle durumlarda? Gelebilir ya, benim de gelir. Değil mi? Ama iş dünyasına girerek onu kanıtlamak mümkün değil. Bir şey söyleyemezsiniz. Ama olayların gelişmesine baktığınız zaman size hak vermemek de mümkün değil. Ama ben de size hak veriyorum. Hayır, ben yani hukukçu olarak onlara girmem. Ama böyle bir izlenimin bırakılması bile, evet, toplumda iz bırakılması bile yargı için hiçbir zaman olumlu değildir. Yanlıştır bunlar. Herkes özenli hareket etmek zorundadır. Bakın bu konu gündeme geldiği zaman bir Yargıtay üyesi de ne yaptı? Görüş bildirdi. Evet. Şimdi ben açık söyleyeyim. Öyle bir Yargıtay üyesiyle ben Yargıtay Başkanı olarak asla çalışmam. Nokta.
karar versin. Efendim bu seçimlerinde, Yargıtay üyeliklerine seçimlerinde falan bunlar siyasi etkiler çok rol oynuyor mu efendim Danıştay'a, Yargıtay üyeliklerine? Siyasi etkilerin bizim dönemimizde olduğunu düşünmüyorum ama şu olmuştur. Yani dostluk, yakınlık ilişkileri rol oynamıştır. Bunu zaten ortadan kaldıramazsınız. Yani bir aday vardır, size yakındır veya dostsunuzdur. Aynı okuldan mezunsunuzdur, hemşerilik vardır, arkadaşınız olabilir falan. Yani bu elbette ki bu insan doğasında var bu. Ama benim kanaatimce bütün bunları engelleyecek biçiminde yargı bağımsızlığını sağlarsanız bunlar dışlanabilir. %100 dışlanmaz ama bir ölçüde dışlanabilir. Benim kanaatimce yargı bağımsızlığını sağlamanın biricik yolu Yargıtay ve Danıştay üyelerinden Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu oluşturmak, savcılar ve hakimleri ayırarak Savcılar Kurulu başka, Hakimler Kurulu başka olmak üzere iki kurul halinde çalıştırmaktır. Bunlar sadece Yargıtay üyelerinden oluşmalıdır. Türkiye aynı denemeleri yaşıyor, yanlışı görüyor, eski denemeye tekrar dönüyor. Çünkü başlangıçta da bugünkü gibi taşradan da alındı. Ben taşradaki arkadaşları küçümsediğim için söylemiyorum. Şu anda yargıç bağımsız, tam bağımsız diyebileceğimiz yargıçlar Yargıtay'da ve Danıştay'dadır. Ve onların artık herhangi bir minnet duygusu yoktur. Çünkü eskiden ilk dönemde de taşradan yargıçlar seçildi. O yargıçlar devamlı olarak gelecekte Yargıtay veya Danıştay üyeliğine göz diktikleri için oylarını ona göre kullandılar. Efendim, ve bunda da büyük ölçüde başarılı burada oldular. Şu cümleyi sormak istiyorum. Mesela bir atama yapıldı. Anayasa Mahkemesi'ne seçimle ilgili. Oradaki şey, konu çok tartışılırdı. Evet. Mesela bu tarafsız ve bağımsız olduğu anlamına geliyor mu Yargıtay? Yani orada bir soru işareti meydana geldi tabii. Yani böyle bir soru işareti olmamalıydı. Bence de olmamalıydı. Hiç olmamalıydı. Çünkü bu yargıçlık yoksa işi... Yoksa bizim sayın yargıça herhangi dedikodu o kaldırmaz değil, yargıçlık. Sadece bir olayın oluşturduğunu yargıçlık dedikodu yani kaldırmaz. Yargıç her yerde topluma mesafeli olmak durumundadır. Yani iç içe olmaz. Bakın bazı avukatlar vardır bu konuda çok duyarlıdırlar. Bunlardan bir tanesi hocam Faruk Erem'di. Yani evet, hocam Faruk Erem biliyorum beni çok severdi. Bir kitabı çıktığı zaman gelir ben varsam masama bırakır dışarı çıkar. Israr edersiniz hocam bir kahve içireyim size. Hayır der. Ben avukatlık yapıyorum sana zarar veririm der. Bir çıkar. Yoksa masaya bırakır gider. Bunun tek bir istisnası oldu. Onu da isterseniz anlatayım. Bir süremiz oluyor. Kısaca toparlarsınız bana efendim. Bana Zaire'den ceza hukuku kitabı geldi Fransızca. Biliyorsunuz evet. Belçika Kongosu geldi. Faruk Bey hocam o kitabı görünce dedi merak etti. Hocam buyurun sizde kalsın dedim. Aldı. Ne kadar isterse kalırsa kalsın dedim. Gitti. Kaldı 6 ay veyahut da 8 ay geçti. Getirdi kitabı masaya koydu. İlk defa oturdu. Ne dedi biliyor musunuz? Bunlar bizi geçmiş yahu dedi. Bana aynen böyle. Bana bir dedi kahve söyle. Bunlar bizi geçmiş ne diyorsun dedi bana. Dedim hocam onların mahareti değil bu. Belçika oraya gitmiş, üniversiteyi açmış. Yargıçları yetiştirmiş. Yargıcını götürmüş. Mahkemesini kurmuş. Kendi yazılı hukukunu olduğu gibi oraya aktarmış. Onlar dedim olanı sürdürüyor. Belçika'nın aynısını yapıyor dedim. Bunda şaşılacak bir şey yok. Biz öyle bir durum yaşamadık dedim. Falan biraz rahatladı. Yani şunu demek istiyorum. Ve Faruk Erem dikkat edin bu konuda çok duyarlıydı. Ve ilkeliydi. Ben Faruk Erem'in 30 ciltlik ansiklopedisini bana bıraktığını burada size de söyleyeyim. Peki. Allah rahmet eylesin ona da. Tabii, şeyle bu ilgili. Almış olalım. Bu
İtalyan ansiklopedisi vardır. Her konu adeta bir şey gibi işlenmiştir. Doktora tezi gibi. Anladım. 30 cilt. Her birisi 1200 sayfa. Evet. Çok teşekkür ederim. Efendim, güzel bir hukuk sohbeti sizinle yaptık. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve Sisler Bulvarı'nın sonuna geldik. Sayın Sami Selçuk Bey'e de teşekkür ediyoruz. İyilikler, esenlikler diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.